Evet Ender Bilgin, hakemle Mete Kalkavan. Zaten Fenerbahçe'nin de şikayetleri vardı hakemle ilgili. Bu konuda tabii gündem olmuş durumda. Bu hata oldukça konuşuldu. Fenerbahçe namağlup devam ediyor. Seriyi devam ettirmek istiyor ve yarın da Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Emre Mor'la Cengiz Ünder yine tedavileri devam ediyor. Bireysel çalışmalara başladılar. Onlar da kısa süre sonra takıma katılacak. Bunun dışında King'in durumu biraz ağrıları var. Bugün biraz durumuna bakıldı. MR çekildi. Çok ciddi bir şey gözükmüyor ama yarın çok fazla riske edilmesini beklemiyoruz. Joshua King'in yarın eksikler arasında olma ihtimali daha yüksek ama tabii ki yarın da bir öğlen de bir durumuna tekrar bakılacak. Yarın da gün içinde zaten yayınlarda bunu paylaşacağız. Fenerbahçe Avrupa maçında turnuvaya karşı kazanırken kadroda çok geniş bir rotasyona gitmişti. Neredeyse bütün oyuncular değişmişti. Bu maçta da yine ligde kullanılan kadroya geri dönülmesini bekliyoruz. Son maçlarda olduğu gibi yine kalede Livakovic, defans hattında sağ bekte Osayi Samuel, sol bekte Ferdi, stoperde Beka Ciku ikilisi. Orta sahada İsmail ve Fred, hücum hattında da sağ tarafta İrfan Can, sol tarafta Tadic, 10 numara pozisyonunda Şimanski ve forvette de yine Ceko İrfan'ın bir sakatlığı vardı. Biraz sakat sakat oynuyor deniyordu. Oynayabilecek mi İrfan Can yani? İrfan'da herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Yarın İrfan Can'ın yine ilk 11'de başlamasını bekliyoruz. Ya yani kadro son zamanların ligde kazanan kadrosunu Standart yarın sahada beklenen yine. kadro bu. Peki. Evet. Teşekkür ediyoruz Selim. Yarın zaten gün boyu yayınlarda hem kadroyla hem takımla ilgili detaylı bilgileri alacağız. Teşekkürler. Şimdi Trabzon tarafında da tabii bir hareketlilik var. Trabzon cephesinde.